Rabıta konusunda çok fazla gaflete düşüp kendime kızıyorum, yapamıyorum ya da unutuyorum. Böyle olunca da çok çabuk motivasyonum kırılıyor. Ne yapmamı önerirsiniz? Evet. Rabıta gönül beraberliği demektir. Bu gönül beraberliğinin olabilmesi için doğru bir bakışa sahip olmamız gerekir. Doğru bakış. Biraz önce söylediğim gibi, eğer bir derviş mürşidiyle mürşidine bakarken doğru bakarsa rabıtası da tam olur. Allah beni ona emanet etmiş. O beni Rabbime taşır. Beni Rabbime dost yapmak için bu yolculuğu o bana yaptırır. Bana öğretir. Bana talim ettirir. Manevi olarak da beni taşır deyip baktığında gönlünü ondan ayıramaz. Ne kadar ayıramaz? Rabbinin rızasını, dostluğunu, sevgisini istediği kadarıyla evet, ne yapar? Gönlünü ona rapt eder. Rabıta yapmış olur yani. Gönlünü ondan ayıramaz. Her halükarda mürşidim benden nasıl yapmamı istiyor, nasıl bakmamı, nasıl anlamamı istiyor deyip bakar ve gereğini öyle yapar. Hatta öyle ki artık kendini ondan ayrı görmez. Beraber görür, bir görür. Zaten böyle olunca tam rabıta hasıl olmuş olur. Bunun için de evet, bakışımızı düzeltmemiz gerekir. Rabbimizi unutmamamız gerekir. Her anda ona biraz daha yakın olmak için, yaklaşmak için çaba gayret sarf ederken bunu mürşidimizle beraber yapmamız gerekir. Nefsi aradan çekebilmek için de evet, ben bilmiyorum, o biliyor dememiz gerekir. Ben yokum, o var dememiz gerekir ki nefsimizi de aradan çekelim. Allah'a yakınlığı tadabilelim. Mesela bir kısım kardeşlerimiz müşahede yapıyor. Bir şeylere şahit oluyor. Allah müşahede ettirir. Elbette ki bu ölçü değildir ama özellikle bunun anlaşılması gerekir. Sorulsa onlara, yani o perdeye açılırken nasıl bir hal içinde açılıyor? Ne yaparsın, ne yapıyorsun da açılıyor diye sorulsa, hepsinin vereceği tek bir cevap vardır. O anda rabıta yapıyor. Rabıta yapınca kendini aradan çekiyor da ondan. Rabıtasını tam yapıyor. Yani bu sadece bir anlık bir çabayla, gayretle olan şey değildir yalnız. Kendini aradan çekebiliyor. Çekince perde açılıyor. Müşahedeyi yapıyor. Şahit oluyor. Evet, yapılması gereken şey mürşidimize doğru bakmaktır. Doğru baktığımızda o rabıta da tam olur inşallah.